Herkese merhabalar. GraphSight kullanım ipuçları serimize, GraphSight'ta katman yöneticisi nedir ve ne işe yarar videomuzla devam ediyoruz. Öncelikle çok kısa kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Eda Şahin. Armada yazılım bünyesinde 2 yılı aşkın bir süredir teknik destek departmanında çalışmaktayım. Teknik destek kısmında SolidWorks, GraphSight, DriveWorks ve SolidStick ürünleriyle ilgileniyorum. Katman yöneticisi nedir ve ne işe yarar kısmını inceleyebilmemiz için DraftSight'ın arayüzüne geçelim ve DraftSight üzerinde incelemelerimizi yapalım. Katmanları aslında üst üste birden fazla çalışma sayfası üzerinde her bir sayfada kendine özel olacak şekilde farklı özelliklere sahip çizimler yaptığınızı ve en sonunda ana çiziminizi görebilmek için tüm bu kağıtları üst üste koyarak aslında tüm model görünümünüzü elde ettiğinizi düşünebilirsiniz. Yani katmanları şeffaf birer sayfa gibi düşünelim. Her bir şeffaf sayfa üzerinde siz o sayfa özelinde tanımlamalar yaptınız, çizgi stillerini ya da işte farklı renklerde, farklı unsur özelliklerinde yapmış olduğunuz çizimleri tanımlıyorsunuz. Ve en sonunda bu şeffaf sayfaların üst üste gelmesiyle tıpkı ekranda görmüş olacağınız gibi farklı renk ve özelliklere sahip çizgileri tam bir çizim oluşturacak şekilde bir araya getirebiliyorsunuz. Peki katman yöneticisini biz nereden kontrol edebiliriz ya da katman yöneticisinde hangi fonksiyonlara sahibiz? Bunları inceleyelim. DraftSight arayüzümüzde başlangıç sekmesinin altında katmanlar olarak bir bölmemiz mevcut. Bakın buradaki katman yöneticisi kısmına bir kez tıklıyorum. Katman yöneticisine tıkladığımda ekrana bana bir panel açıyor. Bakın burada alt alta sıralı birçok farklı katman görüyorum. Bu aslında arka planda benim bu çizimim için toplamda kullanılmış olan tüm katmanları bana listeliyor gibi düşünebilirsiniz. Peki buradaki simgeler neye karşılık geliyor? Buna bakalım. Durum kısmında katmanın aktif olup olmadığını ya da kullanıma açık olup olmadığını görebiliyorsunuz. Alt kısmı bu katmanlara vermiş olduğunuz ya da verecek olduğunuz isimleri gösteriyor. Yani siz katmanları ayırt etmek için işte bu ölçülendirme mi, düz çizgiler mi, kesik çizgiler mi, sadece atıyorum çiziminizin belirli bir bölümüne özel bir özellik tanımlamak istersiniz. Bu şekilde sonrasında kullanırken sizin için ayırt edici olacak bir isim vermeniz gerekiyor. Sonrasında göster kısmında yeşil bir daire görüyoruz. Göster kısmı aslında burada atamış olduğumuz katmanı biz çizim içerisinde görmek istiyor muyuz yoksa istemiyor muyuz bunu tanımlıyoruz. Eğer burada yeşil olan bir daire görüyorsanız çizim içerisinde bu modeliniz şu an aktif şekilde gözüküyor demektir. Ben bunun üzerine bir kere tıklarsam buradaki dairemin grimsi bir renge döndüğünü görebilirsiniz. Bu artık ben çizim ortamına döndüğümde bu katmanı aktif şekilde ekran üzerinde görmeyeceğim. Ve aslında üst üste olan o ilk etapta bahsetmiş olduğumuz sayfalarımızdan bir tanesini aradan çıkarmışım ve artık bu sayfaya yönelik herhangi bir unsur görmüyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Üzerine tekrar tıkladığımda yine yeşil olarak ekrana geliyor. Bir sonraki kısmımız donmuş olarak adlandırılan ve altına baktığımızda su damlası şeklinde bir sembol gördüğümüz kısım. Buradaki su damlası aslında katmanın şu an aktif olduğunu gösteriyor bize. Ben burada su damlalarının üzerine tıkladığımda bana bir kar tanesi sembolü verdiğini görebiliyorsunuz. Kar tanesi aslında bu katmanın dondurulduğunu ve artık bu katman üzerinde DraftSight'ın bir işlem yapmayacağını anlatıyor bize. Burada bir katmanı dondurduğunuzda DraftSight artık bunu işleyemiyor duruma geliyor. Burada dikkat edilmesi gereken kısım çizim ortamınızda aktif olan katman, yani şurada aslında arka planda sıfır olarak gördüğümüz katmanı biz burada dondurmak istersek donduramayız. Ya da en son siz neyi aktif olarak bırakıp bu katman yöneticisi paneline girdiyseniz o katmanı donduramazsınız. Çünkü aktif katmanlar üzerinde bu tarz bir dondurma işlemi yapamıyor program. Burada sıfır olarak bahsedilen kısım siz programı açtığınızda default'ta gelen, herhangi bir özel özelliğe sahip olmayan, düz beyaz,
ve kesikli olmayan çizgi tipine sahip standart bir katmandır. Sıradaki kısmımız kilitle fonksiyonu. Burada yine alt kısımda bir açılır kapanır kilit sembolü olduğunu görebiliyoruz. Bunların üzerine tıkladığımızda unsurlarımızın kilitli moda geçtiğini görebiliyorsunuz. Yine aslında çizim üzerinde değişiklik yapılmasını istemediğiniz, ilk etapta çizmiş olduğunuz varsayılanlarıyla kalmasını istediğiniz çizimleriniz için buradaki kilitle fonksiyonunu kullanabiliyorsunuz. Burada kilidi kapalı olarak belirlediğimiz katmanlar üzerinde program arayüzüne dönüp bir değişiklik yapmak istediğimizde buna izin vermeyecektir. Şuradaki dondurulmuş unsurlarımızı da kapatalım. Sıradaki fonksiyonumuz çizgi rengi. Tanımlamış olduğunuz katmanların özelinde her bir katmana ayrı ayrı renkler tanımlayabilirsiniz. Burada ilk etapta aşağıya doğru size açılır bir menü veriyor ve buradan seçim yapabiliyoruz. Ama siz istiyorsanız ki işte benim çok fazla katmanım var, her birini birbirinden ayrı bir renk yapmak istiyorum. Tonlaması da olsa farklı gelmesini istiyorum. En altta renk belirt olarak bir kısmımız mevcut. Renk belirte tıklıyorum. Burada bakın standartlarda 250 adet renge sahibiz. Buradaki renklerden bir seçim yapabilirsiniz. Ya da özel renk sekmesinde renk skalaları arasında kendi kodlarınızı vererek ya da buradan mouse üzerinden tıklamalar yaparak renk tanımlamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki fonksiyonumuz çizgi stilleri. Burada bu katmana ait unsurların hangi çizgi tipiyle yazılacağını yine siz belirliyorsunuz. Yani düz çizgi mi görmek istiyorsunuz, kesikli çizgi mi, kesikli çizgiler arasında noktalı şekilde mi gelmesini istiyorsunuz? Bunları belirleyebiliriz. Burada yine aşağıya açılır bir menü olarak karşımıza çıkıyor. İlk etapta programınızda tanımlı standart çizgi türlerini size veriyor. Ama burada olmayan bir çizgi tipini tanımlamak istiyorsanız en altta bulunan diğer sekmesine tıklıyorum. Burada bakın yine az önce listeli olan fonksiyonlarımı, çizgi türlerimi görebiliyorum. Yenisini eklemek için yükle diyorum. Burada hangi etkin çizgi stili dosyasından alacağını gösteriyor. DraftSight'ta standartta tanımlı iki farklı dosyamız mevcut. Göz at dediğimde 1 mm, 1 de inç üzerinden iki ayrı çizgi tipi dosyamız olduğunu görebiliyorsunuz. Burada inç şeklinde kalmaya devam etsin. Aşağıya doğru kontrol ettiğimizde şu aslında bize açılan ilk sekmeden daha fazla özelliğe sahip olduğunu görebiliyorum. Ben uzun çizgilerle yine kesikli olarak atmasını istiyorsam buradan komutumu seçip bu şekilde ekleyebilirim. En başta listelendiğini artık görebiliyorum. Tamam dediğimde artık bir port olan katmanım için benim çizgi stilim -2 dediğimiz uzun çizgilerle kesikli olarak çizgi stilimizi tanımlamış oluyoruz. Yine burada çizgi kalınlıklarını değiştirebiliyoruz. Yani varsayılan olarak bırakabiliriz ya da burada kalınlık ataması yapabiliriz. Burada kalınlık ataması yaptığımız çizgileri ekran üzerinde kalın gelmesini istiyorsak DraftSight'ın seçenekleri içerisinde grafik alanında ağırlığı görüntüle fonksiyonunun açık olduğuna emin olmamız gerekir. Bu fonksiyon kapalı olduğunda siz burada bir kalınlık değeri verseniz de çizgileri yine varsayılan boyutlarda, yani aslında bir kalınlığı yokmuş gibi görürsünüz. Sadece hesaplamalarda bunu kullanır. Ama siz aynı zamanda bunu ekranda da kalın olarak görmek istiyorsanız, o zaman dediğim gibi DraftSight'ın ayarları içerisinde ağırlığı grafik alanında görüntüle komutunu aktif etmeniz gerekir. Yine modellerinizin şeffaflıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Burada açılır menülerde size dereceler veriyor. İsterseniz diğer deyip onar onar değil, beşer beşer arttırmak istiyorum diyebilirsiniz. Yazdırma stili aslında şuradaki çizgi rengi kısmında atamış olduğunuz renklere göre yazdırma stilinde bu rengin karşılık geldiği değeri ekranda yazdırıyor gibi düşünebilirsiniz. Bunları yazdırırken hangi koda göre çıkaracağını kendisi arka planda kodluyor. Yine çizgilerinizin yazdırma ekranında gözüküp gözükmemesini de kontrol edebiliyorsunuz. Yani ben bu çizgimi çizdim, evet. Ama şöyle düşünebilirsiniz, çizimi yaptım, sadece çizim içerisinde
Tasarımcı olarak benim görmek istediğim ve yazdırdığımda ekranda gözükmesini istemediğim ara notlarım mevcut ya da işte revizyonlarım mevcut. Bunların şuradaki yazdır sembolüne bir kere tıkladığımda yazdırma fonksiyonundan çıktığını görebiliyorum. Yani artık ben bu arkadaki çalışma sayfama yazdır dediğimde bu iki katmana sahip özelliklerim yazdırma unsuruna dahil edilmiyorken diğer unsurlarım yazıcıda aktif şekilde gözükecek. Siz de sadece kendiniz görmek istediğiniz tasarım eklemeleri yapıyorsanız buradaki buna özel bir katman tanımlayıp bu katmanın yazdırma özelliğini bu şekilde kapatabilirsiniz. Yeni görünüm penceresi ise yine şurada donmuş sekmesi altında gördüğümüz gibi damlacık sembolü geldiğini görebiliyorsunuz. Aslında burada kontrol etmiş olduğunuz unsuru tüm görünüm pencerelerinde bu şekilde görmek isteyip istemediğiniz ya da yeni bir pencere açtığınızda yine donmuş mu gelsin yoksa aktif tasarım üzerinde açık mı gelsin bunu kontrol edebiliyorsunuz. Üzerine tıkladığımızda aynı donmuş sembolünde olduğu gibi kar tanesine döndüğünü görebiliyorum. Tanım kısmında da şöyle düşünebilirsiniz. Çiziminizde 5 tane de bir katman tanımlaması yapabilirsiniz. 50 tane, 100 tane ya da 200 tane katman tanımlaması da yapabilirsiniz. Bu şekilde çoklu katman atamalarında bazen o katmana vermiş olduğunuz fonksiyonları ya da bu katmanı net olarak hangi fonksiyon için kullanacağınızı sonrasında unutabilirsiniz. Bu tarz durumların önüne geçmek için tanım kısmında kendinize kısa hatırlatmalar yazabilirsiniz. Bu sadece burada içine girip baktığınızda sizin görebileceğiniz bir kısım. Yani çizim içerisinde aslında bize herhangi bir artısı ya da eksisi yok gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada çizim içerisindeki aktif katmanlarımı görebiliyorum. 0 dediğim gibi programda default olarak gelen katmanımız. Üsttekiler ise bizim bu çizim için tanımladığımız diğer katmanlar. Ben çizim içerisinde yeni bir katman oluşturmak istersem en üst panelde yeniye tıklıyorum. Burada ilk önce bir isimlendirme yapmamı istiyor benden. ARM katman 1 dedim. Enter diyorum. Gizli göster kısmı göster açık kalsın, donmamış olsun. Hepsi açık kalsın diyorum. Burada rengimiz cam göbeği olsun. Çizgi stilimizi sürekli solid line olarak yapıyorum. Ve diğer unsurlarımı değiştirmeme gerek yok aslında. Bu şekilde tamam dedim. Şimdi programın arayüzüne geldiğimde aktif katmanımın şu anda 0 olarak tanımlandığını görebiliyorum. Benim vermiş olduğum katman da artık buradaki listeye geldi. Aslında katman yöneticisinde gördüğüm tüm katmanları burada açılır liste şeklinde bana sunuyor bakın. Geldim herhangi bir fonksiyonda ya da herhangi bir komutum açık değilken öncelikle katmanımı seçtim. Geliyorum, çizgiyi seçiyorum. Artık bir çizgi çektiğimde buradaki aktif katmanıma göre geldiğini görebiliyorum. Ya da bir daire komutumu alıyorum. Bakın herhangi bir daire oluşturduğumda buradaki aktif katmanıma göre işlem yapıyor. Buradaki katmanı değiştirelim, yeşil yapalım. Geldim, bir çizgi çekiyorum. Çekmiş olduğum çizgiyi yeşil renkte veriyor bakın. Bu şekilde siz de sadece şuradan katman değiştirerek buradaki modellerinizin renklerini kontrol edebiliyorsunuz. Sadece renklerini değil, yine biraz önce anlatmış olduğum gibi birçok farklı fonksiyonunu yönetebiliyorsunuz. Şimdi modelimize şöyle yaklaşalım. Tekrar katman yöneticisine gidelim. Şu an aktif olan katmanımızı buradaki unsur sekmemiz içerisinde bulalım. Ben bunu dondur yapmak istediğimde bakın etkin katman dondurulamıyor olarak bir uyarı veriyor. Yani siz çizim içerisindeki aktif katmanınız üzerinde direkt olarak bir dondurma ya da gizleme işlemi yapamazsınız. Bilginiz olsun. Şimdi gizle gösterin ne işe yaradığını net görebilmek için en üstteki birkaç katmanımı ben direkt göster kısmını gizli olarak çeviriyorum. Tamam dedim. Model içerisindeki şuradaki ara unsurlarımın, şu alttaki unsurlarımın ve buradaki modelimin alt unsurlarının gizlendiğini görebilirsiniz. Yani aslında hala çizim içerisinde mevcut. Evet ben burada bu çizimi tamamladım.
Ama şu an sadece modeli bu şekilde görmeye ihtiyacım var. Yani oradaki ara detaylara ihtiyacım yok. Ve ben bu model üzerinde bir değişiklik yapmak istiyorsam bu şekilde gizle göster fonksiyonlarını kullanabilirim. Tekrar gelip burada katmanlarımı açtığımda tamam diyorum. Buradaki modellerimin yine geri geldiğini ve çizim içerisinde bunları kontrol ettiğimi görebilirsiniz. Siz de katman yöneticisiyle çiziminize hiç başlamadan kullanacak olduğunuz çizgi stilleri neyse, çizgilerin özellikleri neyse bunları tanımlayıp sonrasında sadece burada katman değiştirerek çizimlerinizi çok hızlı ve fonksiyonel şekilde kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken kısım dediğim gibi aktif katmanınızda dondurma işlemi gerçekleştiremezsiniz. Bir çizimi belirli bir katman içerisine dahil etmek için çizime başlamadan önce katmanınızı seçmiş ve bu şekilde devam ediyor olmanız gerekiyor. Default'ta gelen sıfır katmanını program silmenize izin vermiyor. Yani siz yeni bir katman atamak istediğinizde sıfır olan katman üzerinde değil, yine az önce yapmış olduğumuz gibi katman yöneticisi yeni içerisinden unsurunuzu devam ettirebilirsiniz. Bizim atamış olduğumuz katman burada ARM katman 1 olarak. Şimdi bunu sil diyorum. Tamam dedim. Bakalım buradaki listemizden gitmiş mi? Gitmemiş. Bunun sebebi de şu. Çizim içerisinde bu katmana ait bir dosyanız varsa, yani bu katmanla beraber kullanmış olduğunuz bir çizgi varsa, katmandan bunu sil dediğinizde aslında size bu işlemi yapmıyor. Yani bir katmanı silebilmek için o katmana ait herhangi bir işlem ya da unsur olmadığından emin olmanız gerekiyor. Katman yöneticisinin fonksiyonları ve kullanım alanlarını bu şekilde kapatabiliriz. Dediğim gibi katmanları üst üste koyulmuş olan şeffaf bir çalışma sayfası ve her bir şeffaf çalışma sayfasının kendine özel tanımı olduğunu düşünebilirsiniz. Çiziminizi daha hızlı ve pratik şekilde tamamlayabilmek için hiç başlamadan önce katmanları tanımlamış olmak ve sonrasında buradaki menüden katman değiştir şeklinde ilerleyerek çizimleri yapmak sizin için çizim ortamında kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. DraftSight kullanım ipuçları serimizi bu videoyla sonlandırmış bulunuyoruz. Umarım hepiniz için verimli bir seri olmuştur. Teşekkürler.